Türkiye'de yönetim kötü, muhalefet de kötü. Hepsi birbirinden kötü. Çünkü niye biliyor musun? Düzgün bir muhalefet olsa bunların hiçbiri olmaz. Yani biri çıkıp masaya vuramıyor yani. Böyle diyemiyor ki sesini çıkartamıyoruz ya. Yani. Her şey birbirine bağlı. Muhalefet sesini çıkartacak. Düzgün politika yönetecek. Öyle yani birbirine bu işler taş atmayla olmaz. Yani şimdi baştaki diyor ki bunlar bundan oldu diyor. O diyor ki sizin yüzünüzden oldu. O ona çamur atıyor. Düzgün siyaset yok. Halka bir şey susturması lazım. Yani bir şey göstermesi lazım. Somut bir şeyler göstermesi lazım ki muhalefetin iktidara gelebilsin. Yoksa gelemez yani. Öyle boş laflarla peynir gemisi yürümüyor bu işler. Beklentilerimiz çok da muhalefet bir türlü bir tam bir güven veremedi. Biz geldikten sonra siz görün ne yapacağımızı. Bunu şu anki iktidar da söylüyor. Verin yetkiyi, görün etkiyi dediler. İlk beklediğimiz şey Selahattin Başkan'ın dışarı çıkarılması. Çünkü bu ülkeyi kurtaracak tek kişi Selahattin Başkan'dır. Allah'a şükür bu devlet gibi böyle zenginlik, her şey, marketlere her şey dolduruyorlar. Hiç verecek yer bulamayız yavrum. Bundan iyisi gelmez. Her parti idare edemez yavrum buna. Edemez, böyle gelmez ha. Bak kaç param var bak. Gözüne gör. 25 lira param var. Ne alabilirim ben burada? Ancak ekmek alabilirim. Ya bu malafet seçim istiyor, vermiyor. Ne yapsın ki malafet? Malafetlerin de bir şey yok ki. Ne yapacak adam? Hiçbir şey beklemiyorum ben onlardan. Bu adamdan iyisi yoktur. Daha çok pahalı olur. Milletin ağzı daha çok yanar. Daha güzel olur. Ben muhalefetten bir şey beklemiyorum açıkçası. Çünkü muhalefet derli toplu bir program sunamıyor. Muhalefet sadece iktidara gelmeye odaklanmış vaziyette. Bir ekonomi programı var mı? Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl çıkacağına dair bir söylemi var mı? Geçmiş dönemlerde koalisyonları biz gördük. Birisi bir tarafa çekiyordu, birisi bir tarafa. Onun için bana göre hiçbir çare olunmaz bu memlekete. Hepsi atıyor, bol keseden atıyor. Gelirsem şunu yapacağım, bunu yapacağım. Öyle atmayla bu işler olmuyor. Çok bir hani şey güven vaat etmiyor şu an için. Umarım yaklaşan dönemde böyle daha fazla bununla ilgili bir şeyler söylerler. İnsanları da inandıracak bir şeyler söylerler ki hani o yönde insanlar da hani gider. Çünkü bazı şeyler değişmiyor. Değişmesi için de yani bir adım at, yani yenilikçi bir adım atmaları gerekiyor. Hani hep aynı şeyleri söylüyorlar. Halkı daha çok bilinçlendirmeli. Yani yapacaklarını somut bir şekilde açıklamalı. Bizi ikna etmeli ki yeniden yani bir ülkede bir kalkınma hamlesi oluşsun. Bizi ikna etmeli ilk başta. Ya bir duruş sergilemeleri gerektiğini düşünüyorum. Sırf oy almak için siyasal İslamcı kesime hitap etmemeleri gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ve duruşlarını daha doğru düzgün bir şekilde belli etmelerini ve belli çizgiler çekmelerini bekliyorum kendilerinden. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet şöyle susmuş, işlerine geliyorlar. Muhalefet çözüm yolu var. İsteseler her türlü çözüm yolunu bulabilirler ama maalesef hiç kimsenin işine gelmediği için maalesef yapamıyor, beceremiyorlar. Oy verecek insan yok anam. Ben hangisine oy vereceğimi bilmiyorum. Ben hiçbir şey beklemiyorum daha. Muhalefet bir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz benim görüşüm. 12 dönemdir AK Parti'ye veriyordum. Bu sefer AK Parti'ye de vermeyeceğim. Geçerse oy kullanacağım. Muhalefetin bu başkanlık sisteminden hani o muhabbetler var ya, tamamen ondan kurtulması lazım. Bu ekonomiyi düzeltmesi lazım bence. Birlik olup daha dürüst bir şekilde dik durmalarını bekliyorum. Yani seçim güvenliğini sağlayabilirler ama birlik olurlarsa. Çeteleşmiş bir iktidar sistemi var bence. Tamamen kendi adamlarını, bürokrasini her alana sokan bir sistemden bahsediyoruz. Bu tamamen tavsiye olacak ama bununla alakalı olarak da bence tamamen HDP'yi kucaklayıcı bir siyasetin gelişmesi gerekiyor. HDP karşı böyle bir dışlanma politikası ve alttan bine bir siyaset ilerletme düşüncesindeler. Ben bunu tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçek bir muhalefet yapmak planları varsa tamamen HDP'yi de kapsayıcı bir şekilde içine alıp ona göre bir siyaset belirleme gerekiyor bence.